Kibir ordusu, siz kimsiniz de çocuklara göz kulak açıyorsunuz? Bu memleketin gerçek sahiplerine müstemleke valisi gibi davranıyorsunuz. Siz kimsiniz? O gençler bu memleketin sahibidir. Herkes haddini bilecek. Herkes haddini bilecek. Size ikinci ihtarı da buradan bir daha çekeyim. Binalarına kayyumun çöktüğü Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına sesleniyorum. Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçilerle birlikte tahliye edeceğiz. Ve öyle falan evine falan da gitmeyecek. Suçlarıyla yüzleşecek. Türkiye'de kayyum düzenine son vereceğiz. Az kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu. Bay Kemal olmak böyle bir şey işte. YÖK Başkan Vekili burada. Telefon acı acı çalacak biliyorsunuz. Kaldıracaksınız aizeyi. Ben Kemal geliyorum diyecek. Herkes buna hazır olsun. Herkes buna hazır olsun. Bir başka yiğitlik daha göstereceğim ben size şimdi. Bir belediye başkanı nasıl olur onu da göreceksiniz. Sizin gibi gençleri buldozer gibi ezip yerinden yurdundan edenlere karşı Beşiktaş'ın tüm kamusal alanları, kültür merkezleri ve parkları Boğaziçi'nin değerli mezun ve öğrencilerine her zaman açık olacak. Rıza Akbolat, Beşiktaş Belediye Başkanı, sosyal belediyeciliğin görünür figürleri bunlar. Görmediklerinizi de göstereceğiz. Kanun yapıyorsunuz. Yaptığınız kanunlarla sadece anayasaya saldırıyorsunuz. Sadece insan haklarına saldırıyorsunuz. Bulunduğunuz yer itibariyle kibirler ordusu, saldırganlar ordusu oldunuz. Hiç baktınız mı bu kanun, bu anayasanın kaç maddesine aykırı? Anayasanın 13. maddesinde hak ve özgürlüklerin nasıl sınırlanacağı yazıyor. Kafanıza göre işler yapıyorsunuz. O 13. madde ölçülülüğü, kanuniliği, bu hak ve özgürlüklerin özüne dokunmama tarif ediyor. Getirdiğiniz maddelere hiç baktınız mı? Pankart asan çocuğu okuldan uzaklaştıracaksınız. Öyle mi? Üniversite yerleşkesinde toplantı ve gösteri yapacak olan çocuklar izin almaz iseler okuldan uzaklaştıracaksınız. Öyle mi? Mesela kimya bölümünde okuyan bir çocuk alkolü koklasa, yanınıza gelse alkol kokladı diye onu da uzaklaştıracaksınız. Öyle mi? Bu dayatmacı faşizan anlayışınızla beraber inovasyonun merkezi olacak, özgür düşüncenin merkezi olacak yerlere çeki düzen vereceksiniz. Öyle mi? Bu yasayı geçirirsiniz, en fazla 3 ay sürer. Geçirenler hesabını verecek. Bu ülkenin ayağına kurşun sıkıyorsunuz. Özgür düşüncenin ayağına kurşun çıkıyorsunuz. İnovasyonun, genç geleceğimizin ayağına kurşun sıkıyorsunuz. Ve sizin yüzünüzden 31 bin Türk genci ABD Göç İdaresi'nin kayıtlarına girmiş vaziyette. Bir o kadarı da Almanya'da Göç İdaresi'nin kayıtlarına girmiş. Buna müsaade edeceğimizi mi zannediyorsunuz? Hukuk cahilleri. Getirdiğiniz kanuna bir daha bakın. O kanunda savunma alma ile ilgili düzenleme yapıyorsunuz. E-postayla savunma alacağız diyorsunuz. Hiç baktınız mı anayasanın 36. maddesine? Hiç baktınız mı ceza muhakeme kanunun 176. maddesine? Hiç bu anayasanın 42. maddesine baktınız mı bunları düzenlerken? Diyor ki eğitim ve öğretim hakkı hiçbir şekilde engellenemez diyor. Burada henüz cezası kesinleşmemiş olan insanları okulundan uzaklaştıracaksınız tedbiren, öyle mi? Ve bu anayasaya uyduğunuzu düşüneceksiniz. Ve bazı suçlardan yargılanmış olanları, henüz yargılamaları kesinleşmemiş olsa bile yine bu getirdiğiniz kanunla beraber eğitim hakkından yoksun bırakacaksınız, öyle mi? Buna da siz disiplin hükümleri diyeceksiniz. Anlattık size komisyonda ya. Anlamıyorsanız cahillik var demektir. Anlayıp tekrar bunu yapıyorsanız ayıp ediyorsunuz demektir. Tercihi siz yapın. Efendim cehalet de sizin dün savunduğunuz kavram gibi. Şimdi üslubuma dikkat ediyorum. Üslubuma dikkat ediyorum. Siz devam edin. Siz devam edin. Burada kullandığınız kavramlara hiç baktınız mı? Söz istersiniz. İşgal ve benzeri fiillerle. Kim tayin edecek bu işgal ve benzeri fiilleri? Yahu bu özgürlükler ancak kanunilik ve kesinlik ilkesiyle sınırlanabilir. Belirliliği olması lazım. Öngörülebilirliği olması lazım. Bilinebilirliği olması lazım. Bütün bu kavramlardan haberiniz yok mu? Bu komisyonda anlatmadık mı size? Niye ısrarcı oluyorsunuz kardeşim? Siz bu gençlerle ne alıp veremediğiniz var? Neden korkuyorsunuz? Bilgiden niye korkuyorsunuz? Niye korkuyorsunuz bilgiler? İnovasyondan niye korkuyorsunuz? Gencecik üretken beyinlerden niye korkuyorsunuz? Siz
Tamamlayalım lütfen. Sayın Başkanım, siz üniversiteleri toplumun tüm kesimleri gibi yarı açık cezaevine çevirmeye kalkıyorsunuz bu kanunla beraber. Teslim alamazsınız. Yanlış yerdesiniz. Böyle apuk sapuk, disiplin hukukuna aykırı, ceza hukukuna aykırı, bütün ilkelere aykırı, faşizan bir kanunla beraber üniversite gençlerinin kapısına dikilirseniz sizi silkeleyecekler zaten. Sağlam silkelerler. Haberiniz olsun. Ama bu kanunu buradan geçiriyorsanız, yanlışı alkışlıyorsunuz demektir. Yanlışı alkışlıyorsanız fikriniz yoktur. Eğriyle doğruyu ayıramıyorsanız akıl sorunu vardır. Sizi kendinize çekidüzen vermeye, bir daha bu meclise bu kanunları getirmemeye davet ediyorum. Ve size son söyleyeceğim şudur. Mutabakat metnimizde yazdığı gibi milli eğitimde çatışmayı öldüreceğiz, ortadan kaldıracağız. Yarattığınız bu tabloyu ortadan kaldıracağız. Aklı, vicdanı, irfanı, hür... AKP grubu bu taslağı hazırlayan insanların üniversite nedir? Üniversite nasıl bir yerdir? Bu konuyu hiç bilmediklerini. Örneğin Özerk ve Demokratik Üniversite ile ilgili Lima bildirgesinde ne anlatılıyor? Bir zahmet edip göz atmadıklarını görüyoruz. Bakın bu taslağa göre üniversite bir okul gibi düşünülüyor. Gidersin, sınıfına girersin, dersi hoca anlatır, sen dinlersin, çıkarsın evine ya da yurduna gidersin. Sayın AKP milletvekilleri, bu öne taslağı hazırlayan milletvekilleri, üniversite böyle bir yer değil. Üniversitede öğrenci sadece eğitim, öğretim görmek üzere gitmez. Üniversite aynı zamanda bir sosyalleşme, bir kültürlenme, hayata hazırlanma mekanıdır. Ve bilim ancak özgür bir ortamda üretilebilir. Ama burada öğrenci öyle bir halde düşünülmüş ki öğrenci ne yaparsa yapsın, hatta nefes alması dahi suç kapsamına alınmış. Her şey suç ve ceza ikilemi üzerinde düşünülmüş. Üniversite böyle bir yer değil. Öğrenciler bir konuyla ilgili düşüncelerini üniversitenin herhangi bir mekanında tartışabilirler. Üniversite yönetimini karşı kendi taleplerini üniversite mekanlarında dile getirebilirler. Öğrenciler üniversitenin asli bir bileşenidir. Ama burada öğrenci asli bir bileşen değil. Edilgen bir konumda gelsin gitsin. Bakın öğrenciler rektörden izin almadan herhangi bir konuda eğer tartışma yürütürlerse, toplantı yaparlarsa okuldan uzaklaştırmayla karşı karşıya kalıyorlar. Şimdi bir diğeri AKP döneminde muğlak kavramlar üretildi. İltisak, kurum kanaati, takdir hakkı bunlar hukukta yeri olmayan kavramlardır. Sizler bu kavramları ürettiniz, üniversiteleri çoraklaştırdınız. 6000'in üzerinde öğretim üyesini hiçbir soruşturma yürütmeden kapının önüne koydunuz. Bakın imzacı akademisyenlerle ilgili Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Yerel mahkemeler beraat etti ama siz şu anda önce bir oyalama komisyonu kurdunuz. Sonra da şu anda mahkeme, yerel mahkemeleriniz red cevapları veriyorlar. Peki bu sonunda nereye gidecek? Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi zaten kanaatini belirlemiş. Zaten bu konuyla ilgili tutumunu ortaya koymuş. Şimdi bu, dolayısıyla bu iltisak kavramlarıyla şimdi aynı şekilde öğrencileri de öğretim yaşamları içerisinde dışına, o yaşamın dışına atmak istiyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bu kabul edilemez. Bakın bir madde var, size onu okumak istiyorum. Diyor ki suç işlemek amacıyla kurulan bir örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak. Ya bu nasıl bir suçtur ya? Hem örgüte üye değil hem örgüt adına faaliyette bulunduğunu kim karar verecek? Efendim biz yargı yolunu açtık ama önce seni cezalandırıyoruz. Sana cezayı veriyoruz. Seni okuldan atıyoruz. Sen git yargıya, sonra aklan gel. Böyle bir şey hukuken anayasaya aykırıdır.
Onun için değerli arkadaşlar, bir defa öncelikle üniversite nedir? Gerçekten bu konuyla ilgili bir bilgilenmeye sahip olmanız lazım. Üniversite düşündüğünüz gibi bir yer değil. Bakın YÖK temsilcileri burada mı bilmiyorum. Sayın YÖK temsilcileri, öğrencilerle uğraşacağınıza üniversitelerde nepotizmin geldiği aşamayı bir görün. Üniversiteler aile mekanlarına dönmüş. Enişte, yeğen, dayı, amca çocukları üniversitelerde görev alıyor. Adrese teslim ilanlar her gün boy boy gazetelerde çıkıyor. Bu konuyla ilgili tek bir sözünüz var mı? YÖK kendi derdinde. YÖK hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Çünkü YÖK 12 Eylül darbesinde aldığı zihniyeti bugüne taşımaya çalışıyor. Bu kabul edilebilir. Tamamlayalım lütfen. Geldiğimiz noktada bakın bizler HDP olarak şunu söylüyoruz. Üniversite öğrenme iklimini yasaklar, suç, ceza ve disiplin mantığı üzerinden şekillendirmesini asla kabul etmiyoruz. Üniversitelerin tüm bileşenlerince oluşturulan ortak yaşam ilkeleri ve üniversitenin demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü bir öğrenme iklimine kavuşturulması sizin birinci derecede göreviniz. Eğitim hakkının kullanılmasını engelleyen yasakçı, baskıcı, cezalandırıcı bir yöntem aklının üniversite fikrine yıkıcı bir etki yaptığını tekrar vurguluyoruz. İnsan, toplum ve doğa yarınlarına bir üniversite istiyoruz. Türkiye'nin geleceği bunda yatar diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, Latin Amerikan ve Karayipler Parlamentosu Başkanı Silvia Jacopo ve beraberinde genel kurula teşrif etmiştir. Kendilerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu adına hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Diğer önergeyi okutuyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nda görüşülmekte olan 400 sıra sayılı kanun teklifinin ikinci maddesiyle değiştirilen 2547 sayılı kanunun 54. maddesinin birinci fıkrasının A bendinin 2 numaralı alt bendinin aynı fıkranın B bendinin ve 1 ve 7 numaralı alt bendlerinin aynı fıkranın C bendinin 1 numaralı alt bendinin 5. fıkrasının A bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Özgür Özel, Manisa. Burcu Köksal, Afyonkarahisar, Lale Karabıyık, Bursa, Serkan Topal, Hatay, Yıldırım Kaya, Ankara milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyor Sayın Başkan. Önerge üzerinde söz isteyen Hatay milletvekili Sayın Serkan Topal. Buyurun Sayın Topal. Evet Sayın AKP grubu ve onun genel başkanı Tayyip Erdoğan, özellikle kronometreleri sıfırlamada çok mahirsiniz. Yine banka para kasalarını sıfırlamada da üzerinize yok, tartışmasız. Ama 14 Mayıs seçimlerinde 85 milyon insan sandıklarda AKP'yi ve onun genel başkanı Erdoğan'ı sıfırlayacak. Rakamla anlamıyorsanız size bir de yazıyla gösterelim. Sıfırlanacak, tarihe sıfır Erdoğan olarak geçecek.